Şimdi efendim Türkçe'de kel ne demek? Türk Dil Kurumu'na göre saçı dökülmüş olan kimseye kel diyoruz. Ama İngiltere'de saçı az olan birine kel demek cinsel taciz sayıldı. Peki bu emsal karara bizim saçı seyrek olanlarımız nasıl yorumlar yaptılar? Bakalım. Saçınız var mı? Saçım var. Bakayım. Kel. Kelim yok, saçım yok. Peki İngiltere'de bu suçmuş. Ne olmuş? Suçmuş. Suç mu? Evet. Ne suçmuş? Kel olmak değil, size kel denilmesi suçmuş. Ha, kel olma demek suçmuş. Evet. Yani karşıdakini rencide etmemek için olabilir. İngiltere'de birine kel demek taciz suçu sayıldı da bizim Türklerin başı kel mi? Kel misiniz? Kelim efendim. Biliyor musun, ona kel demek suçmuş. Allah Allah. Evet. Ama kel. Az var, saçım var ama az var. Peki insanlar diyor mu size kel diye? Derler tabii, çünkü az saçım olunca kel oluyorum. Bana hiç kel diye de duymadım, bilmiyorum, yapsalar da alınmam, zaten öyleyim. Başkalarının hani göremeyeceği kadar var ama ben saçımı şey yapabiliyorum, görebiliyorum. Suç değil, sağlıklı ya. Sağlıklıyız ki keliz, çok şükür yani, sıkıntı yok. Bizim hormonlarımız demek ki yüksek olmuş. Mahkeme kararıyla kel demenin cinsiyetçi bir taciz olduğu belirlendi. Kel sözcüğü eşitlik yasalarına aykırı kabul edildi. Nedeni ise cinsiyetle ilişkili olması oldu. Kel demeleri cinsel tacize giriyormuş. Allah Allah. İlk defa duydum. Bazen arada arkadaşlarım onunla ilgili işte ne kadar şampuan kullanıyorsun, jöle kullanıyor musun falan, tarağın var mı falan, öyle tarz şakalara maruz kalıyorum. Kel arkadaşınız var mı? Ay, kaçmayın. Kel arkadaşım yok. Cinsel taciz suçuymuş. Şaka yapıyorsunuz. Yapmıyorum. Saçınız var mı? Saçım var. Bakayım. Kel. İngiltere'de birisine kel demek suçmuş. Vallahi o suçsa Allah bilir artık. İsterse kabak gibi yapar, isterse simsiyah saç yapar. Saç ektirsen belki hani saçın da çıkabilir diyorlar ama saçımın olduğunu farkında değiller herhalde. Kel toş diyorlar, kel diyorlar. Hani her şeyi söylüyorlar.